İsrail ordusunun Gazze'den roket atıldığı iddiası üzerine ateşkesi bozarak yeniden başlattığı saldırılarda dün akşamdan bu yana çoğu çocuk, en az 19 kişinin öldüğü bildirildi. Yoğun ateş altındaki Gazze enkaza dönmüş durumda. Bu sırada Hamas, İsrail'in İzzettin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Eddaif'a yönelik suikast girişiminde başarısız olduğunu duyurdu. İsrail ordusu Eddaif'ın evine hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda Daif'ın kızı ve eşi hayatını kaybetmişti. Muhammed Eddaif uzun zamandır İsrail'in arananlar listesinin başında yer alıyor. Ayrıca Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'a bağlı televizyon kanalı El Aksa'da yayınlanan açıklamasında Filistin heyetinin derhal müzakerelerden çekilmesi gerektiğini söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise başkent Tel Aviv'de Savunma Bakanı Moshe Yalon'la birlikte düzenlediği basın toplantısında Daif'i hedef alan saldırıyla ilgili olarak Gazze'deki terör örgütlerinin liderleri ve komutanları bizim hedefimizdedir ve hiçbirinin dokunulmazlığı yoktur dedi. Öte yandan Kassam Tugayları, İsrail'in ateşkesi bozmasından bu yana başkent Tel Aviv ile Kudüs'ün de aralarında olduğu İsrail'in çeşitli kentlerine en az 50 füze fırlattıklarını açıkladı.